Evet devam ediyoruz değerli dinleyenler saat gece yarısı 35 dakika geçti gecenin içinden Ankara Radyo stüdyolarından canlı olarak devam ediyor. Değerli dinleyenler programın girişinde de ifade etmiştim. Son günlerde epeyce tartışılan bir mesele. Türkiye ve dünya gündemini de yakından ilgilendiren ve ciddi bütçelerin harcandığı ve ciddi geri dönüşlerinde beklendiği bir e, sektör de diyebiliriz artık. E, yapay zekaya bir bakacağız. Yapay zekanın ne olduğuna bakacağız. Artıları neler, eksileri neler? E, Türkiye dünya ortalamasında... ...diğer ülkeleri yakalamış durumda mı? Onlara göre e, nasıl bir konumda detayları konuşacağız. Yapay zeka uzmanı Ahmet Kuzubaşlı bizimle birlikte. Sayın Kuzubaşlı hoş geldiniz programımıza. Çok, çok teşekkürler. Şimdi isterseniz az çok yapay zeka dendiğinde artık e, günümüzde dinleyicilerimiz de hak vereceklerdir. E, ne olduğu konusunda az çok fikrimiz var ama... Şimdi bu yapay zekanın ne olduğuna bir e, açıklık getirelim. Tam anlamıyla matematiksel olarak biz e, tanımlayalım. Sonra neredeyiz, neler yapıyoruz, artları, eksileri neler sohbetimizi detaylandırırız. öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapay zeka aslında 1950'lerin başında tartışmaya başlanan bir konsept. Eee makinelerin, programların yavaş yavaş insana ait özellikleri sahip olmasına ile alakalı bir durum. Bilişsel özellikler daha çok hı hı. nedensellik gibi neden sonuç ilişkisi çıkarmak, benzerlik bulmak, tanımlama yapmak gibi birçok özellikler aslında insana ait olan özelliklerin eee makinelere aktarılması, aslında programlara aktarılması diyebiliriz buna yapay zekayı. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi zaten örneklerini çok hani hayatımızda görüyoruz. Bazı örneklerini aslında uzun yıllardır kullanıyoruz ama farkında bu kadar farkındalığımız yoktu. Ondan sonra örneğin arama motorları mesela. Arama motorlarının temellerinin aslında bu tarz e, şeyler yapay zeka var aslında. E, o yüzden son yıllarda büyük gelişmeler oldu. Özellikle 2012 ve sonrasında büyük gelişmeler oldu. Ve hı hı. bazı e, teknik gelişmeler hızlandı diyebiliriz. Ondan sonra bu nedenle özellikle son yıllarda cep telefonlarında hayatımıza daha fazla nüfuz etmesiyle birlikte bu yapay zekanın etkilerini daha fazla görmeye başladık. Çünkü her an yanımızda aslında eskisinden sahip olduğumuzdan çok daha yüksek işlemci gücüne sahip telefonlarımız var yanımızda. Her an her dakika veri üretiyoruz. Ee, kullanıyoruz bu telefonları. Her an bütün dünyaya bağlıyız. 4G, 5G hızında. O yüzden e, şimdi çok doğru bir zaman. Şimdi yapay zeka e, denilince insanın da ister istemez aklına şöyle bir e, mesele geliyor. Şimdi robotlar var, evet bunlar böyle inisiyatif alabilen ve e, bu aldıkları inisiyatifi uygulayabilen e, varlıklar olarak böyle hayal ediyoruz ki e, buna benzer film kurgu filmleri de aslında çok çokça karşılaştığımız filmler arasında mesela Matrix filmi işte bunlar günün birinde ...dünyayı ele geçirecekler mi? İnsan ırkını yok mu edecekler? Şimdi bunlara dair algılar var ama... E, ...yapay zekayı... ...genel olarak olumluyoruz. Çünkü insan hayatını kolaylaştırdığına dair... ...sizler de ifade ettiniz... E, ...yaklaşımlar var, ifadeler var. Ama bir başka araştırma... ...2050 yılı itibariyle... ...dünya üzerinde yaklaşık 500 milyon insanın... ...gelişen bu yapay zeka... ...hususunda, neticesinde işsiz kalabileceği ve bunun akabinde çok ciddi sosyal travmalara sebebiyet vereceği, sosyal hareketliliğe e, sebebiyet vereceği şeklinde yaklaşımlar da var. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Ee, çok farklı görüşler var. Uzmanlar farklı alanlarda farklı uzmanlar farklı görüşlere sahipler. Ve bunlar hani sürekli zaten tartışılıyor ve tartışılması çok normal ve yararlı olan konular. Hı hı. Ee, yani... Bazı durumlarda daha karamsar görüşler var bazı durumlarda daha iyimser görüşler var. Bazıları Tıpkı eskiden olduğu gibi eski endüstriyel devrimlerde olduğu gibi mesela bu iş gücünün başka alanlara Hatta insanı daha tatmin edecek daha onu mutlu edecek iş alanlarına kayacağına dair bir görüş var. Örneğin ee, mesela endüstriyel devrimleşme, makineleşme ile birlikte, endüstriyel makineleşme ile birlikte insanlar güçlerini daha fazla tasarıma harcamaya başladılar. Çünkü artık insanların kas gücüyle yaptıkları işi makineler devraldı. Onların hmm. kas gücünü önce onlara aktardık. Şimdi de aslında insanların bilişsel olarak onları aslında yoran, onları tatmin etmeyen, birbirini tekrar eden işlerin e, otomasyonlu ile robotlara aktarılması ile birlikte yani yazılımsal robotlar diyebileceğimiz ee, bu iş gücünün daha faydalı alanlara, daha e, tasarımsal alanlara, daha inovatif alanlara kaydırılması mümkün. Bu sayede e, bir kişi bir miktar inovasyon yapabiliyorsa, yeni bir şey geliştirebiliyorsa mesela, vaktini daha az tekrar eden işlere ayıracağı için, örnek veriyorum, en basitinden otonom araçlarınız olsa, siz trafikte ki vakti çok güzel değerlendirebilirsiniz. İstanbul trafiğini düşünelim mesela şu anda. Hmm. Yani i̇nsanlar insanlar günde ciddi miktarda sürelerini yolda harcıyorlar. Eğer biz bunu mesela bu işi aktarabilsek e, robotlara mesela otonom araçlara bu süreyi bizim başka şeyler okuyarak, sevdiklerimizle vakit geçirerek belki, belki yeni şeyler düşünerek, hayal ederek geçirebiliriz yani. O yüzden evet mesela taksicilik gibi mesleğin kaybolması evet bir tehlikeli hani bir böyle bir durum hmm. var. Ama o o iş gücünün başka alanlara kayması ve buradan aslında başka iş alanlarının çıkması da mümkün. Yani baktığınız zaman hani matbaanın icat edilmesiyle birlikte hani yazı yazma sanatının farklı alanlara kayması gibi düşünebiliriz. Yani eskiden mesela matbaa olmadan önce kopyalama işi yapan insanlar var ya da fotokopi makinesi olmadan önce. Şimdi o insanlar aç kalmadı, açıkta kalmadı. Sadece başka işlerde hani istihdam edildiler. Bu şekilde düşünebiliriz. Ee, sadece bir geçiş dönemi olur. Böyle devrimler olduğu zaman bir geçiş dönemi olur. Bu ge geçiş dönemleri de bir kaotiktir. Kaos her zaman da fırsatlara girerdir. E, bu nedenle burada dikkat edilmesi gereken konunun bu kaos ortamından e, ülkemizin nasıl faydalanacağı ya da e Diğer ülkelerin ne, ne tür ataklarının olduğu önemli. Yani bunun olması kaçınılmaz. Bu artık görülüyor. Yani ben en son buraya gelmeden önce uçakta e, Avrupa Birliği'nin yayınladığı bir rapor okudum. Ağustos 2019 raporunda. Mesela orada şuna dikkat çekiliyordu. Hani e, Amerika ve Çin'in kenar alanında bir rekabete giriştiğini özellikle yapay zeka alanında. Hmm. Ve aslında bu rekabetin ikisini birlikte olumlu anlamda geliştirdiğinden. Çünkü hani rekabetin geliştirici tarafını düşünürsek mesela. Ve Avrupa'nın bunu aslında izleyici kalmasından bahsediliyor. Ve tam olarak da bu söz konusu. Yani bu e, bunların tartışmaların e, hızlandırılması gerekiyor ve artık karar alınması gerekiyor. Çünkü insanlar farkına değiller henüz. Yani hı. Amerika'da olan bir farkındalık e, ya da Çinde olan bir farkındalığın bu Avrupa bölgesinde Menat bölgesinde olduğunu söylemeyeceğim yani. Hı hı. Peki ülkemiz nasıl bir konumda? Ya Ülkemiz teknolojiyi çok seviyor. Bu çok ciddi bir avantaj. Genç nüfus fazla. Bu çok ciddi bir avantaj. Ee, bunları sadece doğru kullanabiliyor olmamız gerekiyor. Sonra yani yapay zekanın ihtiyaç olduğu istihdam çeşitleri var. Sonuçta sizin yapay Zeka deniz e, o robotu da bir, bir, bir eğitim süreci gerçekleşmek zorunda. Bu eğitim sürecinin yapılması için de veriye ihtiyacı var ve veriyle birlikte etiketlenmiş veriye dediğimiz şey ihtiyacı var. Örnek verelim. Mesela bir tanımlama, tanımlayan bir robot yapmak istiyorsunuz. Örnek evet. verelim. Ee, güvenlik görevlisini siz bir robotla değiştirmek istiyorsunuz. Sizin 724 kameranızın açık olması onu izleyen birisi olmadığı sürece bir işe yaramıyor değil mi? Onu izleyen birinin ve e, olumsuz bir durum olması, bir hırsızlık, bir kavga durumunda haber veren birilerinin olması gerekiyor. Ve insanların görüş yeteneği, görü yeteneği kısıtlı. Peki biz mesela bunu yapabilsek, biz bunları robotlara aktarabilsek ve güvenlik görevlileri gibi sürekli 7/24 kameraları izleyen robotlar olsa. Ama robotlara biz önce kavganın ne olduğunu göstermemiz lazım ya da neyin normal, neyin anormal olduğunu öğretmemiz lazım. Bunu yapabilmemiz için de mesela birilerinin görüntüleri izleyip burada bir anormallik yok, sadece hani temizlik görevlisi yerleri temizliyor ama bak burada işte camdan giren birisi var. Burada bir hırsızlık var diye bu görüntüleri birilerinin etiketlemesi gerekiyor. Bunu insanın yapması gerekiyor. Hı hı. Daha sonra deneyecek ki mesela robotlara bak burada bu böyle, burada bu böyle. Bu da bir mesela istihdam çeşidi. tam yani bu Tamam böyle... şimdi bunları bu şekilde ifade ederiz. Belki günü gelir burada benim gibi biri de konuşmayacaktır. ...programlanan konu çerçevesinde birisi bu söylenenleri tekrar edecektir. Şimdi mesele e, bunların bizim hayatımızı da nasıl kolaylaştıracağı değil de... ...biz bunları yapabilecek kabiliyette miyiz, yapabiliyor muyuz? Mesela Amerika Birleşik Devletleri ve evet. Çin'in bu işte çok başat iki ülke olduğunu söylediniz... Hı hı. ...ve Avrupa Birliği'nin bunun dışında olduğunu söylediniz. E şimdi Avrupa Birliği bile bunun dışındaysa, şimdi Türkiye olarak biz... Nasıl bir noktadayız? Şimdi onu merak ediyorum. Mesela siz gerekli fuarlara, araştırmalara, projelere gidiyorsunuz, kendiniz de görüyorsunuz. Bu projelerin, bu etkinliklerin içinde de yer alıyorsunuz. Şimdi ya yani neler yapıyoruz? Nasıl bir konum içerisindeyiz? Açıkçası bunu merak ediyorum. Mesela yurt dışında çok ciddi, ya trilyon dolarlık bütçelerin bu işlere ayrıldığını, Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, Çin'de olsun ya da Avrupa Birliği ülkelerinde, özellikle Almanya'da olsun, çok ciddi paraların e, buralara yatırım yapıldığını görüyoruz paralarla. Ama e, Türkiye burada neler yapıyor? Nasıl bir konumda? Bu nokta aslında yapay zekanın bir bir adım öncesinde veri ortaya çıkıyor. Aslında veri hakkında biraz konuşmamız lazım. Çünkü e, veri ve veriyi işleme gücü kimde ise üstünlük onda. Hani bugün baktığınız zaman, kullandığımız sosyal medya unsurlarına baktığınız zaman, e, bütün sosyal medya siteleri Hı. Amerikan. Amerika menşeli evet. Işte. Hani bütün kullandığımız hepsi bu çevrede. Yani veriler onların elinde. Yani şimdi işlemci gücü de onları işleyecek makinaların, bilgisayar programlarının gücü de hani Amerika ve Çin'in elinde. Burada Türkiye'ye düşen görev aslında veriden başlıyor. Verisini kendi saklaması, kendi değerlendirmesiyle aslında ortaya çıkıyor. Türkiye'de akademik çalışmalar Uzun zamandır devam ediyor. Aynı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir bir farkındalık gelişti. Üniversitelerimizde bununla ilgili bölümler açılmaya başlandı. Direkt yapay zeka mühendisliği şeklinde bölümler açılmaya başlandı. Hı hı. Bireysel anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bireysel anlamda çok değerli, çok iyi işler yapan araştırmacılarımız ya da çok iyi işler yapan... ...mühendislerimiz var bu alanda çalışan ama biraz bireysellik ön planda gibi geliyor. Bu benim kişisel görüşüm. Yani e, araştırma grupları var. 10 kişilik, 15 kişilik belki daha büyük araştırma grupları var. Ama birisi ODTÜ'de çalışıyor, birisi Hacettepe'de çalışıyor, birisi Ankara Üniversitesi'nde çalışıyor. Ya da mesela yurt dışında çalışan değerli öğretim üyelerimiz var mesela. Ama bunlar e, böyle biraz bir araya gelinebilmiş değil. Bunu koordine değiller. Evet. Yani. yani ve bu şekilde de müce, mücadele etmemiz mümkün değil. Ee, bunu geliştirmek, bunu değiştirmek için aslında Avrupa ile bir adım attı ve aynı e, İsviçre'deki işte sorun e, benzeri hmm. bir sistemin yapay zeka merkezi şeklinde kurulması ile ilgili işte Almanya, İngiltere yanlış hatırlamıyorsam Fransa gibi ülkeler bir araya gelip bir e, birliktelik kurmaları gerektiğini, bir merkez kurmaları gerektiğini e, gerekiyor. E, bu noktada Türkiye'nin de bir şekilde buna dahil olması gerekiyor. Atan adımları yakından takip ediyorum, izliyorum. Daha geçenlerde Almanya'da bir e, Türkiye-Almanya Yapay Zeka işbirliği hakkında bir konuşmalar gerçekleşti. E, bu adımların sıklaştırılması gerekiyor. Yani haberdar olmak gerekiyor, dahil olmak gerekiyor. Hı. Yani tek tek ülke olarak biraz zor benim görüşüm. O yüzden bu yani, şekilde o, ortaya çıkan oluşumlara konuda, dahil yapay olmamız yapay gerektiğini inanıyoruz. Ahmet Kuzu başlığıyla birlikte ilk bölümde yapay zekanın ne olduğu konusunda bir baktık. Artları neler, eksileri neler, ne gibi bütçelerle e, bu gibi e, araştırma projelerinin içerisine dahil olunabiliyor. E, Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi ülkeler karşısında nasıl bir konumda? bunları konuşmuştuk ilk bölümde. Şimdi e, süreci sohbeti biraz daha isterseniz e, bireyselleştirelim. Şimdi e, bu yıl galiba yanılmıyorsam e, bazı üniversitelerde de yapay zeka mühendisliği şeklinde bölümler ya da e, fakülteler açıldı. Ama e, tabii yeni bölümler olduğu için ve ailelerde geleneksel Mühendislik bölümlerini e, genelde çocuklarına e, tercih ettirdikleri için mesela bilgisayar mühendisliği gibi ya da elektronik mühendisliği gibi. Şimdi e, yapay zeka mühendisliği belli ki önümüzdeki yıllarda süreci şekillendirecek bir şekilde adından söz ettirecek ve sektörde kendine yer edinebilecek bir konumda. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Aileler size böyle sorularla geldiğinde onları nasıl ikna ediyorsunuz? Onlar ne yapmalılar? hı. hı. Öncelikle isterseniz ben hani kendi hikayemden bahsedeyim. Ben lisansımı ve yüksek lisansımı O2D elektrik elektronik mühendisliğinde tamamladım. Yani şu anda da hani doktora eğitimimi de bilgisayar mühendisliğinde yine otodü devam hmm. ediyorum. Ya bu alan ikisinin ortak kesişimde olan bir alan. Hani hem elektronik mühendisliğinde çalışan hocalarımız var hem bilgisayar mühendisliğinde çalışan hocalarımız var. Ve işin temelinde aslında matematik, istatistik gibi bilimler var. Programlama gibi bilimler var. Ve işin, e, yapay zekanın bir tık öncesinde aslında veri bilimi dediğimiz bir alan var. Bundan mutlaka bahsetmek gerekiyor. Çünkü bunlar iç içe geçmiş şeyler. Şu anda yapay zeka mühendisi olarak ilan oldukça az Türkiye'de. E, Amerika'da var. Ama bundan çok daha fazla şu an günümüzün mesleği olan mesela veri bilimciliği e, denen bir meslek var. Şu anda girdiğiniz, baktığınız zaman internette çokça açık pozisyon olduğunu göreceksiniz. Ve bu alanda... Ben de şu anda profesyonel olarak bu alanda çalışıyorum. Veri bilimcisi olarak çalışıyorum. Bu alanda şu çok soru geliyor. Çünkü firmalar, şirketler veri bilimci arıyor. ihtiyaç var ama veri, yetişmiş veri bilimci yok. Çünkü bunun bir, mühendis bir bölümü yok veri bilimi. O yüzden aslında insanın biraz kendisini yetiştirmesi gereken de bir bölüm. Yani biraz başladıktan sonra görülüyor. Bununla birlikte üniversitelerimiz bir adım attı, olumlu bir adım attı ve benim bildiğim kadarıyla iki üniversitemiz şu anda el, e, yapay zekâ mühendisliği bir bölüm açtı. Bu bölümde farklı bölümlerden hocalarımı bize, hmm. mesela işte elektrik elektronik mühendisliği bölümünde ya da bilgisayar mühendisliği bölümdeki hocalarımızdan e, o bölümde dersler vermesi istendi ve ortak bir program hazırlandı. Bu şekilde daha odaklı bir şekilde yapılıyor. E, peki bu, sizinle bahsettiğiniz gibi bu soru bana çok geliyor diyorlar ki hani ya hani bizim şirket de arıyor mesela ama bulunamıyor ya da siz mesela diyorsunuz ki işte e, yapay zeka ile biz tekrar edilen işleri otomatize edeceğiz ve istihdam bu, bu, bu alandan başka alanlara kayacak. Peki benim ilkokulda lisede e, sınava hazırlanan işte çocuğum var nasıl bir yönlendirme yapmamız hmm. gerekiyor, hmm. nasıl bir koşlandırma? Bu noktada temellerine bakmamız gerekiyor. Bu da matematik, istatistik ve programlamayla alakalı bir e, aslında bir alan. O yüzden işte bilgisayar mühendisliği, istatistik gibi bölümler e, ya da bazen mesela işletmenin finansal olan bölümleri e, bu bu yöne kayabiliyor, bu yönde kendilerini geliştirebiliyor. E, o yüzden dediğim gibi bu alanda son sınıfla yönelik özellikle de bu bölümlerden işte etkilik mühendisliği olur, bilgisayar mühendisliği olur, mühendislik bölümlerinden. Son yıllarda kendilerini bu alana doğru yöneltebilirlerse neden olmasın? Peki hala çok teşekkür ediyoruz Sayın Kuzu Kuzubaşlı programımıza katıldığınız için. Değerli dinleyenler yapay zeka konuştuk. Yapay zeka uzmanı Ahmet Kuzu Kuzubaşlı bizimle birlikteydi. Bu sohbetle de gecenin içinden programının sonuna gelmiş olduk. Programı Ömer Polat hazırladı bugün teknik yapımda Sinan Kılıç ve mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Huzurlu bir gece diliyoruz. Siz değerli dinleyenlerimize görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.